Oyuncu Merceği'nden herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyla beraberiz. Arkada bir oyun videosu dönecek. Kendi oynadığım. Ben de bir konusunda konuşacağım. Konumuz neden gelişemiyoruz? Şimdi ben kanalımı 20 Mart'ta açtım. 3 Nisan'da videolarımı yüklemeye başladım. Her zaman yani şöyle profesyonel bir şekilde yapmaya çalıştım işimi. Ha, diğer YouTuber'lara göre olmasa da en azından kendi çapımda bana göre profesyonelce bir iş. Yani her video yüklediğimde başka bir mutluluk yaşıyordum. Acaba nasıl izlenecek? Kaç izlenecek? Yorumlar gelecek mi diye. Ya tabii ben açtığımda diğer küçük kanallar da vardı. Büyük kanallar da zaten vardı. En büyük hani gelişemememizin sebebi düşünün. Bir havuzu düşünün. Bilmem kaç litre bir su var içinde. Ve hani küçük bir şeyiniz düşse onu bulmanız zor. Hani ne kadar çok su var onu hani onu düşünün. Bir de atıyorum derinliğini düşünün. Hani öyle hayal edin. YouTube'da öyle bir şey. Yani şu an öyle bir şey. Mesela eskiden bomboştu. İşte bir elinizin parmağını geçmeyecek sayıdaydı yani kanallar. Yani büyük kanallar. Gerçi küçük kanallar da öyleydi yani. Yani öyle aman aman bir sürü kanalı yoktu ama şu an teknolojik bir çağda olduğumuz için eline kamera alan ya da mikrofon alan video çekiyor ve YouTube'a atıyor. Ha, bu kötü bir şey değil. Belki hani benim gibi anı için ben anı olsun diye videoya atıyorum. Biraz da hani acaba hani bu olaylar, bu işler nasıl gelişiyor diye atıyorum. Aman aman bir YouTuber da olmasak kendi çizgimizde yürüyen biriyim. Yani biriyiz daha doğrusu öyle toplu konuşayım. Hani çok kişi olduğu için gelişemiyoruz. Ama hani elimizden gelince geldiği kadar iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Hani şey de yapmak isterim, komik montaj da yapmak isterim. Daha başka şeyler de yapmak isterim ama hani ya bilmediğimden ya da şimdi hani yaparım kötü olur gibisinden o düşünceye sahip olduğum için hani yapmak istemiyorum. Konu neden gelişemiyoruz lan hani kendi kanalıma geldi. İlk defa böyle bir video yapıyorum. Hani bir konu içinde konuşuyorum. Zaten benim konuşmamı sizler de biliyorsunuzdur. Böyle takılmalı makılmalı. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Herhalde eğlenceli hani iyi bir şey yapayım. Hani böyle seçici davranıyorum kelimelerimde. Hani siz şimdi hani doğal davranmıyor falan diyebilirsiniz de şimdi doğal davransam şey olmaz. Ya genelinde eğlenceli ve doğal davranmaktan yanayım. Ve öyle de davranmaya çalışıyorum ama şey olmuyor. Yoksa diğer YouTuber'lar gibi küfür ederiz. Şey bilmem ne değişik değişik davranırız, saçma davranırız. Ben hiç sevmiyorum öyle davranmayı. Yani hani eğer gelişmemde bu etkili olacaksa bırakın bu etkili olsun. Yani olumsuz etki olsun en azından. Gelişme konusunda yani belli ki bunun bir zamanı var. Ben o zamanı bekliyorum. Yani hani mesela 2 yıldır da YouTube'da olanın şu an en fazla 30 abonesi var. Bir kanal biliyorum, oradan söyleyeyim.
Hani şimdi ben habire farklı videolar yüklemeye çalışıyorum. Aynı oyunlar bile olsa her gün farklı bir video izliyorsunuz. Öyle yapmaya çalışıyorum. Yoksa aynı oyunları, aynı tarz oyunları oynar, çeker çeker kanalıma yüklerim. Öyle olmasını istemiyorum. Daha hani iyi şeyler olmasını istiyorum. Yani hani bir de şundan dolayı belki eğlence ya da ne bileyim başka şeyleri göremiyorsunuzdur. Fazla bir izleyici hani kitlem yok. En azından bir kitle yakalayıp onlarla birlikte bir şey yapmak daha güzel. Bir şeyler sormak, onların istediğini yapmak daha hoşuma gider. Ama öyle bir kitlem yok. Nasıl gelişeceğimi bilmiyorum. Yani en azından bilmesem de birkaç yerde deniyorum gelişeceğimi falan şey yapacağımı. Bunlarla ilgili bilgi edinmeye çalışacağım. Ve hani neden gelişemiyoruz kısmında da şöyle bir şey. Mesela küçük olup da böyle kaliteli işler yapan kanallar çok. En azından benim tanıdığım kanallar çok. Hani çok dediğim 3-5 kanal gayet iyi işler yapıyor. Kısa sürede bir sürü aboneler kazandılar. Nasıl kazandılar hiç bilmiyorum ama bir şekilde kazanıldı. Yani hani farklı bir işler yapsak daha çok izleniyor. Ama oyun olduğu için bir de tercihimiz oyunlardan yana olduğu için ve YouTube'da da zaten hani milyonlarca belki trilyonlarca oyun videosu olduğu için biraz şanssızız bu konuda. Hani farklı içerikler yapmak isterim. Ama hani ne bir ekipmanım var farklı şeyler yapmak için ne de hani başka bir şey. Ama aklıma geldikçe yapıyorum. İçerik düşünmeye ve üretmeye çalışıyorum. Konu yine saptı. Hani bilmiyorum ne kadar saptı. Ben aklımdakilerini söylemek için şey yapıyorum da. Hani bu başlığı 3-5 kere kullanıyorum zaten videomda. Neden gelişemiyoruz? Yani herkes video yüklerse ya da her Google hesabı açan video şey yaparsa YouTuber zannederse kendini pardon şey olmaz sağlıklı olmaz en azından ha burada onları da aşağılamıyorum başka diğer video yükleyenleri de aşağılamıyorum ama hani elinizde biraz bir şey olması lazım, bir şeyler bilmeniz lazım. En azından diğer şeyleri de izleyerek, diğer YouTuber'ları da izleyerek en azından bir konuda fikir edinin, fikir sahibi olun. Ben videolarımı ya da oyunlarımı genelde oyunlar çok benziyor diğer YouTuber'lara. Çünkü hani bu çaldı maldı hesabı değil. En güncel oyunlar, en iyi oyunlar. Hani hangileri onu özenle seçip onları oynamak ve yeni bir şeyler size göstermek istiyorum. Ha elimdeki maddi durumdan dolayı öyle hani bir sürü oyun alıp da hepsini şey gösteremiyorum. İşte hani en büyük sıkıntı o. Yoksa ekipman diyorum da hani kaliteli ekipmanlarım yok. Yoksa normal ekipmanlarım var. İşte telefon kamerası da çekiyorum. Bu hani gülünecek ya da aşağılanacak bir şey değil. Sizler de bunu yapın. Ha, elinizde ne varsa onu kullanın. Daha iyi bir şeyler sunmaya çalışın. Gelişmek için daha da öteye gidin. YouTube'un hani kendi sunduğu
creator videolarım mı ne var? Öyle bir şeyler var. Onları izleyin. Onlardan bilgi edinin. Ben daha onları izlemedim. Hani kendi bilgi doğrultusunda ve kendi istediğim şekil doğrultusunda gidiyorum. Bu hani baştan beri de böyleydi. Bir kanalı ikiye bölmektense bir kanal içinde 2-3 tane video tarzı yapmak benim için daha iyi. İşte vlog'dur, challenge'lardır, işte bilmem nelerdir. Hani bilmiyorum, bir şeyler anlamışsınızdır umarım. Ben boş konuşmuş olmayayım. Böyle takıla takıla konuşuyorum ama kusura bakmayın. Hani şu an doğaçlama gittiğim için, bir şey yapmadığım için, hani normalde böyle konuşmalar bana göre hazırlanması gerek. Yoksa böyle takılırsınız. Hani şöyle büyük bir kanalın tanıdığı falan olsa en azından bir yardım alırsınız. Ya da öyle bir şeyiniz varsa onu kullanın. Ha, ne kadar torpile ya da prime falan giriyorsa girsin. Ha, prim ayrı bir şey. Torpil zaten ayrı bir şey. Ama hani destek, bütün büyük kanalların bazı küçük kanallara destek vermesi lazım bence. Yani mesela benim yaptığım o soru cevap videolarında şey yapıyorum. En azından kanalda tanıtıyorum. Ne kadar yardım dokunuyorsa ya da hani örnek olsun diye ben yapıyorum. Hani fazla bir şey de görmedim. Ben yaptım diye diğer şeylerde görüp yaptı. Öyle birkaç video gördüm. En azından hani güzel bir şey, örnek olmak güzel bir şey. Ben oynamayı seviyorum. Eski oyunda olsa, yeni oyunda olsa oynamayı seviyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Oyunlar her zaman oynanmak içindir. Eski de olsa, yeni de olsa oynanır. Hani bilmem kaç sene önceki oyunu şimdi oynayıp işte aman kaç sene geçmiş niye oynuyorsun, bize yeni oyunlar ver, bu değildir yani. Benim en çok istediğim şey, mesela bir soru sorduğumda, bir anket gibi bir şey yaptığımda cevapların daha çok gelmesi. Yani kanalımdaki mesela en son videomdaki soruyu şey yapın, söyleyin, ona göre şekil alalım. En azından eski bir oyunu sizin isteğiniz doğrultusunda yani oynayalım, öyle ilerleyelim. Ben ondan dolayı istiyorum. Bu kadar büyük bir havuzda yüzmek, yani hani mecazi anlamda böyle büyük bir havuzda yüzmek, en azından bir köşesi benim olması. Hani YouTube'un, şöyle düşünün, atıyorum YouTube bir ülke, siz YouTuber'sınız ya, o oranın vatandaşısınız, bir şeye sahip olmak için bir hani iş yeri açıyorsunuz, o bölgede hani satış yapıyorsunuz. Hani o bölgenin şeyleri size ait. Öyle söyleyeyim. Hani o bölge bir süre sonra sizin olmaya başlıyor. Siz hani bir şeyler satıyorsunuz. Siz orayı kazandırıyorsunuz. Orayı kalkındırıyorsunuz. YouTube'da öyle bir şey. Mesela o büyük havuzun bir köşesi mesela benim. Öyle söyleyeyim. Küçük bir köşesi benim. Ben yönetiyorum. Ben şey yapıyorum. Aklıma göre, düşünceme göre ben ilerletiyorum. İşte bunu yaptığım için gerçekten huzur buluyorum ve bunu yapmaktan haz duyuyorum. Çok seviyorum bu işi. Umarım kaliteli kişiler daha çok çıkmaya başlar. Konuşmamın sonuna geleyim. Kendinize iyi bakın. Umarım istedikleriniz olur. Beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.